Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. İktidar yaşadığı masallar aleminden ara sıra ses veriyor. Kendi uçağımızı yapıyoruz, uzaya gidiyoruz, teknoloji üretip satıyoruz, sanayide çağ atladık, dünya bizi örnek alıyor, dünya bizi kıskanıyor diyor. Tam bu masalımsı anlatımlara inanacak kıvama geliyoruz. Birisi çıkıyor, doğalgazı açamayan vatandaşa evde otururken kazak giyin ya da kombiyi kısın diyor. Bir başkası bir kap yemeği sofrayı nasıl getireceğini düşünen anneye porsiyonları küçültmesini öneriyor. Bir diğeri de maaşı enflasyon karşısında eriyen memura, emekliye soğan ekmek yeriz ama ekonomi kalkınmadan vazgeçmeyiz diyerek hamaset yapabiliyor. Halktan kopuk, kafasını kuma gömmüş, bu aklı evvellere soralım. Peki ekmek bulamayanlar ne yapsın? Onlar da pasta mı yesin? Dalga geçercesine ileri sürdüğünüz o yöntemleri millet zaten mecburiyetten uyguluyor. Buna rağmen yetemiyor, yetişemiyor, yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor. Bir iktidarın ülkede halkın çektiği zorluklardan haberinin olmaması mümkün değil. Elbette farkındasınız. Acı olan bunları umursamıyor olmanız. Umursamazlığınız sizin 19 yıllık tercihlerinizin bir sonucu. Siz hiçbir zaman yoksuldan, fakirden, ezilenden yana olmadınız. Siz her zaman ezenden yana, paradan yana, hatta paranın yeşilinden yana oldunuz. Ülkeyi bu hale 19 yıllık yanlış politikalarını sürükledi. Bunu kim söylüyor? Cumhurbaşkanı söylüyor. Kime söylüyor? AK Parti Genel Başkanı'na söylüyor. Günü kurtarmak için konuşurken, yeni ekonomik modele geçtik derken, 19 yıllık iktidarı boyunca yaptıklarının hepsini reddediyor. Zaten şahsının ve sizin en iyi yaptığınız şey tarihi tersten yazmak. Dün savunduklarınızı bugün reddetmek sizin olağan haliniz ve karakteriniz. Bugün geldiğimiz noktada politikalarınız tükendi. Sermayeniz tükendi. Siz tükendiniz. Tükenmeyen tek şey algı oyunlarınız. Neymiş? Yeni ekonomik modelmiş. Neymiş? Üretim ekonomisine geçeceklermiş. Yahu siz Konya Ovası'nda, Karaman'da buğday üretememişsiniz. Kime ne anlatıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adıyla bir tek adam rejimi inşa ettiniz. Bu ucubenin felsefesi şu. Simidi devlet, tankı özel sektör üretsin. Domatesi, patlıcanı, hıyarı devlet satsın. Yolu, köprüyü, havaalanını yandaş yapsın. Yese de yemese de, geçse de geçmese de parasını millet ödesin. Ama asla hesap sormasın. Kalk diyene posta konsun, guk diyen hapse atılsın. Memleket yalandan uçsun. Ama yalandan hiç kimse ölmesin. Ülkeyi hep şahsım yönetsin. Ama hiçbir şeyden sorumlu olmasın. Yokluktan, yoksulluktan geçim mümkün olmasa da kimse seçim istemesin. Seçim olursa da oylar AK Parti kazanıncaya kadar sayılsın. Olmadı, seçim iptal edilsin. Ama yine de kazanamasın. İki ortak kafa kafaya verip memleketin canına okusun. Biri yalpalayınca diğeri, diğeri yalpalayınca biri payan da olsun. Büyük ortağı laf eden hain ilan edilsin. Küçük ortağı laf edenin kafası kırılsın. Yine de herkes haline şükretsin. Çetelerin kervanı, yandaşın dervanı, pudra şekercinin harmanı sürsün gitsin. Bir de geçeceğiz dediğiniz yeni ekonomik model var. Ona da bakalım neymiş. Vatandaş araba almasın. Cep telefonu da olmasın. Olacaksa da fahiş fiyattan olsun. Vatandaş gönlünce yiyip içmesin. Hatta soğan ekmek yesin. 2 kilo kıyma yerine yarım kilo. 2 kilo domates yerine 2 tane alsın. Emeklisi, işçisi, memuru açlık sınırının altındaki ya da yoksulluk sınırının altındaki maaşa talim etsin. Beyler ise saraylarda sefa sürsün. Badem unuyla, arı sütüyle beslensin. İşte iktidarınızın özeti budur. Şimdi ekonomide kurtuluş savaşı verdiğinizi söylüyorsunuz. Sevsinler. Velev ki öyle olsun. Ekonomiyi bu hale kim düşürdü? Hulular mı, zulular mı? O sırada siz ne işle meşguldünüz? Batan geminin mallarını mı paylaşıyordunuz? Siz milleti düşünmek
Tamamlayın sözlerinizi. Siz milleti düşünmezsiniz. Kendinizi ve koltuklarınızı düşünürsünüz. Felsefeniz olsa olsa şu olur. Numan kurtulmuş, Süleyman kurtulmuş, bu size yeter. Ekonomi batmış, Türkiye batmış, kimin umurunda? Bir ara seçim kanunu tartışıyordunuz. Seçim barajı düşecek diyordunuz. Sesiniz kesildi. Zannederim hesap tutmadı. Anlaşamadınız. Önümüzdeki günlerde tekrar bu gündeme dönebilirsiniz. Ama şunu bilin ki, kaybeden hiçbir iktidarı ayakta tutabilecek bir kanun yoktur. Çünkü halktan büyük, seçmenden büyük kanun yoktur. Geliyor, gelmekte olan haberiniz olsun. O çok güvendiğiniz Erdoğan seçimi çoktan kaybetti. Merak edilen muhalefetin ne zaman kazanacağı. Yani seçim tarihi. Getirin sandığı, millet meraktan kurtulsun. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.